Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada bir daha bakalım. Şurada bir geçit gibi dar bir alan var. Önce bir çubuklarımla şu yukarıda bir bakalım. Burada yatan bir ayı var arkadaşlar. Bakın. Şurada kafası bariz belli. Gözünü bile yapmışlar arkadaşlar. Geçen sefer şurada bir video çekmiştim. Şuradan bir malzeme çıkarmıştım. Arkadaşlar orada yuvarlak sunak var. Videodan hatırlarsınız izleyen arkadaşlar. O sunağın mezarını arayacağım şimdi. Çubuklarımı önce bir hazırlayayım. Şimdi arkadaşlar çubuklarım rulmanlı. Tutamakları hazneli. Şöyle açıp göstereyim. Tutamaklarında iki tane hazne var. İkisinde de. Bunlar anten kısımları. Antenlerde de yine hazne var. Bu şekilde. Bu da aynısı. Toplamda 4 tane haznesi var. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Sol elimle tutacağım alan tarama çubuğunun antendeki haznesine bir tane böyle bir malzeme koyuyorum. Diğerleri boş. Şimdi arkadaşlar bu benim çubuklarımla ilgili kendim uzun süredir üzerinde çalıştığım yöntemler var. Onların hepsini size zamanı geldi mi anlatacağım inşallah. Ama şu an için bugün buradaki mezar yerini tespit etmeye geldim. Evet. Şu tarafa doğru bir çıkıp inceleme yapacağım bakalım. Sunak şu tarafta. Hemen şurada küçük bir tepelik gibi bir yer var. Bu yol iki yolun ayrımının olduğu yerde. Sunağın olduğu kaya orası. Oradan iki tane malzeme aldım. Bir yer daha var orada şüphelendiğim ama şu anda yerin ilk önce mezarını arayacağım. Bu tarafa gösteriyor. Şu tarafa doğru biraz gidip araştırayım bakalım. Burada da ne var ne yok görürüz. Evet arkadaşlar, burada bir daha bakalım. Şu yukarı doğru gösteriyor. Oraya gidip bir daha bakacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya gösteriyor. Burada şöyle büyük bir kayalık var. Şu anda ağaçtan gözüküyor mu kamerada bilmiyorum ama şimdi şuradan burası biraz çalılık. Şu aradan şöyle bir geçip oraları bir inceleyeyim çubuklarla bir o kayalığın üst tarafını arka taraflarını bir daha bir bakayım oralarda yön arayacağım.
bizi nereye götürecek bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi buraya geldim. Burada böyle büyük bir kayalık bölge var. Şimdi arkadaşlar burada şöyle şüpheli bir yer var. Bakın zemin şöyle olduğu gibi kaya. Şurada bir su akıntısı için şöyle bir yer yapmışlar. Buralar biraz, buralarda el işçiliği var. Şimdi buraları yavaş yavaş inceleyerek yukarı doğru çıkayım. Bakın burada yan yana göz gibi iki tane oyma var. Bakın burada böyle bir büyük bir su kanalı var. Evet, çok güzel bir bölge. Bu ağaçlar, eskiden bu ağaçların küçük olduğunu varsayarsak, bu kayaların üstünden muhtemelen bu vadi, şu aşağısı bir dere yatağı, oralar komple görünüyor olabilir daha önce. Evet arkadaşlar, şimdi arkadaşlar yukarı çıktıkça az çok tahmin edebiliyorum. Bakın şurada bir şöyle iki tane oyma gibi aşağı doğru bir yer var. Oradan su kanalı akıyor hemen yanından. Burası şu altta ana giriş olabilir. Bu kayaları buradan girişi kapattıktan sonra bu kayaları buradan bunların üzerine kaydırıp yıkmış olabilirler. Üzerini kapatmak amaçlı. Buranın başka bir girişi daha vardır. Onu bulmaya çalışacağım. Şimdi şu üste çıkayım. Düzlük bir alan varsa çubuklarla yön bakacağım orada. Evet. Buraları çok güzel. Şurada bir geçit gibi dar bir alan var. Önce bir çubuklarımla şu yukarıda bir bakalım. Evet. Bölge çok güzel arkadaşlar. Yani şimdi arkadaşlar kayalık alanın geldim tam ortasında, şu anda durdum. Buradan beni ne tarafa götürecek çubuklar, ona bakalım önce bir. Hala bu taraf diyor. Evet arkadaşlar, bakın burada çubuklarım kapattı. Bunun altında, şu an bulunduğum yerin altında bir şey var. Bakalım nedir? Evet. Bakın arkadaşlar, İki odalı bir mahzen. Muhtemelen bu büyük oda yanındaki mezar odasından bahsediyor. Burada da bir yanından bir tane daha büyük oyma var. İçeri doğru gidiyor. Bu havalandırma olabilir. İçi tıkanmış, kapanmış zamanla. Burası havalandırması olabilir. Yanındaki de aşağıda iki odalı bir mahzenden bahsediyor arkadaşlar. Çubuklarımız bizi güzel bir yere getirdi. Bakalım burada etrafı inceleyelim. Başka kayda değer bir işaret, bir şey var mı? Görelim arkadaşlar. Şurada.
Bakın arkadaşlar, burada da bir oyma var. Evet. Şurada bir oyma var. Burası. Bakın bunlar hep el işçiliği. Buralar yontulmuş. Bunun kendisi de arkadaşlar kaplumbağa gibi duruyor ama kaplumbağa değil bu. Bir hayvanı da figür olarak yapmış olabilirler. Sanki burada yatan bir insan gibi de duruyor. Buna şekil vermişler arkadaşlar. Çünkü bakın burası da böyle bir oyma yapılmış buradan. Burada oyma var. Hemen yanında burada böyle bir kısım var. Evet arkadaşlar, bakalım şimdi bu mahzenin girişi nerede acaba? Ona bir bakalım çubuklarla. Bizi nereye götürecek? Evet arkadaşlar, burada kapatıyor. Muhtemelen bunun altından buradan bir yerden bir giriş var. Bir de böyle bakalım. Evet arkadaşlar, tam bunun üstüne geldim de çubuklar kapatıyor. Buradan giriş var arkadaşlar. Bu kayanın altından, yanından bir yerden. Bu aşağıdaki mahzene girmeden önce bakalım burada saklanmış bir küp olur. Bir değerli eşya var mı? Ona bakalım. Bunun altında gösteriyor arkadaşlar. Burada kola işçilikse ben şimdi buraları bir güzel bir inceleyeyim. Evet, şurada. Bakın arkadaşlar, burada böyle bir uzun oyma yapmışlar. Buradan da böyle su kanalı gibi vermişler bu tarafa doğru. Evet. Bakın arkadaşlar, burada da var bir oyma. Evet. Dedektörümü alayım, buraları bir inceleyeyim bakalım. Çantamı da hazırlayayım. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar, takımlarımı, her şeyimi hazırladım. Dedektörümü çıkardım. Bakalım şimdi buraları bir inceleyelim. Şurada arkadaşlar daha çok daha ağırlıklı ötüyor. Ama bu taraftan da sinyal alıyor. Bakın. Evet. Bakalım buraları. Evet arkadaşlar, şimdi burayı, şu kayayı kaldırmaya çalışacağım. Buraları birazcık açalım bakalım, bir şey var mı yok mu görürüz. Evet, eldivenlerimiz neredeydi kim bilir. Ya da eldivenleri unuttuk mu? Evet. Orada eldiven görünmüyor. Neyse, bu seferlik eldivensiz çalışacağız herhalde. Bakalım burada da varsa. Güzel mesele yok. Neyse bakalım.
evden çıkarken arkadaşlar araziye gelirken hevesle merakla geliyorum. Bir önce gideyim diye. O yüzden her seferinde bir şey unutuyoruz. Aklımız beş karış havada. Şunu önce bir yoklayayım bakalım. Bu kaya buradan oynar mı diye. Yok, bu bayağı bir sağlam. Bu ikisi birleşik değilmiş burada. Tamam. Güzel. Bakın arkadaşlar, şurası şöyle, murçla çekmişle böyle bir yontulmuş şurası. Şu oyma güzel burada. Eldivenleri unuttuk, çok kötü oldu. Aslında eldivenler şurada aşağıda arabada ama bayağı bir yol yürüdüğüm için dönmek zor olur. O yüzden bu seferlik böyle idare edelim. Bu kaya çok aşağı inmiyor diye tahmin ettim. Ama yine de bilemeyiz bakalım. Şuradan şöyle bir şu kayayı mı diye merak ettim. Bu kaya biraz büyük galiba. Nasıl yapsak acaba? Önce şu yan tarafını doğru bir
Acaba bu kayayı ortadan ikiye bölebilir miyiz? Şurada şöyle bir damar var ya, bakın arkadaşlar. Buradan devamlı şuraya iki delik açsam kayayı ikiye bölürüm ama şuradan biraz daha bir altına doğru kazayım. Hem bakalım, belki çok derinde değildir malzeme. Hem de kayanın ne kadar büyük olduğunu öğrenirsek ikiye bölünüp bölünmeyeceğini anlarız. Arkadaşlar bakın. Evet. Muhtemelen kayayı bölmeme, kaldırmama gerek yok gibi. Şuradaki kaya arkadaşlar, bu kaya böyle alttan bu şekilde geliyor. Bu ikisinin arasında şöyle bir boşluk var. Burayı birazcık açmaya çalışayım ama önce şurayı birazcık kırabilirsem iyi olacak. Şu arayı açmak kolay olacak. Bu aralardan bir şey çıkabilir. Önce pilimiz mi bitti? Yok. Bir de şunu da vereyim arkadaşlar. Bakalım bu kapak olma ihtimali var.
Evet arkadaşlar, bu kaya burada bayağı bir derine kadar gidiyor. Şu ortaya da bir yüzük atayım. Pointer'ı bir alıp da evet. Ötüyor. Şunları da bir inceleyelim. Arkadaşlar galiba yaklaştım. Şurası da sanki böyle horasanla kapatılmış. Böyle yapıştırılmış gibi.
Şuraya biraz kırmayı deneyim bakalım. Kazmak zor oluyor burayı. Aha. Bir şeye rastladım. Ne bu? Oo. Evet. Arkadaşlar, burada bir şey buldum. Şu kamerayı size yaklaştırayım. Bakın arkadaşlar, güzel bir kutu, kapakları var. Vay, çok acayip. İçi bu dolu mu acaba? Arkadaşlar, çok güzel bir şey buldum. Bayağı da bir eski bir şeye benziyor. Boş galiba ya. Ama olsun, bu da güzel. Üzerinde süslemeler var. Bakın arkadaşlar. Kapağında şöyle bir şey var arkadaşlar. Çiçek gibi de duruyor. Şeye benziyor arkadaşlar bu. Yahudiler mi kullanıyordu bu? Ne çiçeği, bak şimdi ismi aklıma gelmedi. Ölümsüzlük. Ölümsüzlük diye inançları olduğu bir çiçek var. Neyse, aklıma gelirse açıklama kısmına yazarım. Ona benzettim üstündeki çiçeği. Çok güzel. Vay be. Her tarafı toprak dolmuş. Acaba malzeme ne? Neyse, bakalım başka bir şey var mı? Pointer'ımız nerede? Bulduk mu? Ötmeye devam ediyor arkadaşlar. Evet, başka bir şey de var galiba. Bakalım. Sesler geliyor buradan. Bir şeyler var. Evet. Oo. Sarı sarı parlıyor arkadaşlar. Bakın. Oo. Şuna bakar mısınız ya? Toprak yapışmış her tarafına. Çok güzel. Evet. Başka var mı? Var var. Devam ediyor arkadaşlar. Şurada. Aha, bir tane daha. Hay. Oo. Çok güzel arkadaşlar. Şunlara bakar mısınız?
Bunu da buraya koyalım. Bakalım başka var mı? Bitti mi? Alışmıştık böyle ya. Biraz yaşayabilsek. Evet arkadaşlar, başka yok buraya kadar. Şurada bir şey daha unuttum. Evet arkadaşlar. Oh. Çok fazla yorulmadık ama güzel oldu. Sonuca ulaştık arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar, kanala abone olmayı unutmayın. Bol yorum, bol beğeni istiyorum arkadaşlar. Videolarım çok zayıf kalıyor benim. Biraz destek çıkın. Kanalı canlandıralım. Evet arkadaşlar, bakın. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ha, şimdi fark ettim ne olduğunu. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Burada yatan bir ayı var arkadaşlar. Ben öyle tahmin ediyorum. Şimdi buradan bakınca ağzını açmış aslan gibi de duruyor. Aslan Yahudilerin kullandığı işaret arkadaşlar. Yani orada çıkardığım objenin üstündeki çiçekle buradaki aslansa eğer, burada Yahudilere ait bir yerleşim, bir şey var. Bu mahzen, aşağıdaki mezar muhtemelen onlara ait. Çok güzel bir yer arkadaşlar burası. Bu bölgede daha çok malzeme bulacağımı ümit ediyorum. Videoyu sonlandırmadan tekrar size şurayı da göstereyim. Nereye baksam işaret arkadaşlar. Bakın burada da bir güzel bir oyma var. Muşla yapıldığı bariz belli. Şurası dümdüz böyle yan tarafı. Burada var bir oyma. Bakın arkadaşlar. Çok güzel yer. Çok güzel bölge arkadaşlar. Burası çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bakın. İki odalı mahzenden bahsediyor. Bu da havalandırması olabilir. Evet arkadaşlar. Böyle bir yer. Bugün güzel bir çalışma oldu. Ama buradan ayrılmayacağım arkadaşlar. Burada daha çok çalışma yapacağım. Çok inceleme yapacağım. Bakın şurası bir kasa gibi duruyor. Nereye baksam bir şey fark ediyorum. Evet. Buraları gelip sürekli inceleyeceğim arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.